Ne diyeceğim ben bu adama şimdi? Efendim Vedat. Bana bak, ne yapıyorsan bırak, git hazırlan. Akşam seni ocak başına götürüyorum. Bu akşam olmaz. Bu akşam gelemem. Başka bir zaman yapalım Vedat'ım, olur mu? Demir'im bak, gelmek istemediğini biliyorum. Ama geleceksin. Bir haftadır bir suratlar, bir tavırlar falan. Gel bakalım akşam öğrenelim neymiş derdin. Vedat. Demir. Konum atıyorum kardeşim. Orada ol akşam. Tamam. Hala mı göz göze gelmiyoruz? Yok oğlum öyle bir şey. Var var. Kaç gündür aynı tarlada birlikte çalışıyoruz oğlum, yan yana. Bir kere bile yüzüme bakmadın. Ne oluyor ya, sen kızgın mısın bana? Nedir? Ya oğlum ne kızacağım sana? Yanlış anlamışsın sen. Yoğunduk zaten biliyorsun. İş yetiştireceğiz diye oradan oraya koşturup durduk. Seninle yeterince ilgilenemedim ben. Sen ondan böyle hissetmişsin. Aslında yok bir şey. Ha, ondan öyle. Anladım ya. Ustam sen yürek atsana ızgaraya. Yürek? Yürek tabii. E lazım. Kan yapar. Bana bak, sen şimdi yemeden önce mi konuşursun yoksa yedikten sonra mı konuşursun? Sonra. İyi. Hadi bakalım. Hadi yapsın. Oğlum öyle süslü girizgaha falan gerek yok. Gir ortasından dost doğru söyle işte neyse mesele. Vedat. Efendim. Bak sen benim için çok önemlisin. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kardeşim sen de öylesin. Yani sen benim için arkadaştan fazlasısın. Biliyorsun işte çocukluğumu. Gördün. Annem, babam, evim, hayatım, geleceğim. Her şey elimden kayıp gitti. Ama bir sen gitmedin. Babamdan çok sana tutundum ben. Hayatımdaki tek normal sendin. Hoş hala öylesin ya. Demek istediğim... Sen benim kardeşimsin Vedat. Eyvallah kardeşim. Yok şimdi böyle söyleyince basit bir cümle gibi geliyor ya. Benim için değil. Ben gerekirse herkesi kaybetmeyi göze alırım. Ama seni değil. Oğlum sana da yürek yedirdik şimdi. Yürekten konuştum. Ben duygusal adamım. Yapma böyle bak, vallahi kötü oluyorum ya. Olma kardeşim. Olma, sen iyi ol. Sen iyi ol. Sen nasıl iyi hissedeceksen öyle ol. Geçen gün Sera'da demiştin ya, böyle yalnızlık çok da matar bir şey değil diye. Sen yalnız kalma. Vallahi. Gerisi benim için teferruat. Oğlum ben onu senin için söyledim. Sen beni ne düşünüyorsun, beni düşünme. Demir'im sen yaşlandın mı, ne yaptın ben anlamadım ki ya. Lan bir haftadır suratıma bakmıyorsun. Bir afralar, bir tafralar. Bana bak. Bir daha olmasın, alırım ayağımın altını. Hadi. Ne ara içtin ya? Kır kır. Sen arabayla gelmedin değil mi? Ha yok, taksiyle geldim ben. Ay. İyi o zaman sen bekle taksini, ben şuradan biraz yürüyeceğim. Olmaz. Olmaz. Bize gidiyoruz. Bu saatte.
Evet. Ya kahveyi biz de içeceğiz. Oğlum geç oldu artık, şimdi seni rahatsız etmeyelim ayıp olur. Ya bir şey olmaz. Hem tanıştınız siz nasıl olsa. Oğlum bir gün gündüz gözüyle gelirim işte. Şimdi bu saatte habersiz... Vedat'ım benim evime geliyorsun. Tamam. Hem bak eski evim olduğu için ev hediyesi almasan da olur. Demir'im o ev sadece senin değil, hatırlatayım. Ya Vedat amma uzattın işte ya. Geliyorsun, hah taksi de geldi. Uzatıyorsun, uzatma işte. Biliyorsun inat adamım, gel hadi. Oğlum çok ayarsız bir insansın yalnız hadi, ya. Hadi bir kahve içeceğiz. Zorla eve götürüyor adam. Uzattı, sakız gibi uzattın konuyu. Sakız Vedat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.